Gelecekte yaşayacağımız küresel gıda sorunlarına çözümler geçmişten gelebilir. İnka medeniyetinde çok daha önceleri bilinen kinoa, et tüketimine alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Burada, İtalya'nın güneyde bulunan Caserta'da, araştırmacılar Protein de Food projesinde bu tür bitkileri test ediyor. ''60'lı yıllardan bu yana birçok Batı ülkesinde beslenme alışkanlıkları ağırlıklı olarak et tüketimi üzerine kurulu. Fakat dünya gıda talebinin hızla arttığı bir gelecekte protein değeri yüksek başka gıda ürünlerine ihtiyaç duyulacak. Örneğin kinoa besin değeri ete en yakın gıda çeşitlerinden.'' ''La composizione.'' Kinoa ve amarantus proteinlerinin kompozisyonu tüm gerekli amino asitlere sahiptir. Dolayısıyla baklagillerden daha düşük bir protein seviyesine sahip olsalar bile besin değerleri daha yüksek. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği proje kapsamında araştırmacılar bu besinlerin hangi zemin ve hava koşullarına uygun olup olmadığını araştırıyor. Kinoa ve amarantus, büyüme ve gelişmeyi sınırlayan abiyotik stresin azalmasını sağlar. Avrupa'nın güneyinde abiyotik stresin ana nedeni su kıtlığı ve tuzluluktur. Çeşitli bitki örnekleri farklı zamanlarda ve değişen miktarda tuz içeren su miktarıyla sulanıyor. Yoğun et üretimi, hayvan yemi yetiştirmek için kullanılan büyük oranda su tüketiminden dolayı çevre üzerinde olumsuz etkiye sahip. Et yiyebiliriz. Güzel bir tadı var. Fakat hayvanları beslemek için kullanmak zorunda olduğumuz araziler çok pahalı. Sonrasında ürettiğimiz her kilo et için bitkilere gerekli olanından 10 kat daha fazla su tüketiyoruz. Ulusal Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları tohumların stres testlerine nasıl tepki verdiğini incelemek üzere detaylı 3D analizleri yapıyor. Bir çiftçinin şirket adına iyi bir verim sağlayacak bir bitki yetiştirdiğinden emin olması çok önemli. Tüketiciler için tohum bileşenlerini analiz ediyoruz ve bunların her birini tüketime uygun nitelikleri bulunuyor. Söz konusu proje, gıda ve tedarik zincirinin tamamını kapsayan disiplinli bir yaklaşım benimsediğinden, pişirme aşaması ve tüketici üzerindeki doğrudan etkileri de dikkate alınıyor. Asıl sorun insanların kinoa hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması. Fakat örneğin diğer bakliyatlarla karıştırarak çok lezzetli ve besin değeri yüksek bir çorba hazırlayabiliriz. Akşamları ailemizle birlikte yemeğe oturup diyetimize daha iyi bir yön verebiliriz. Bu şekilde beslenme alışkanlıklarımız daha çeşitli olurken toprak verimliliği de artar. Sadece faydaları var diyebiliriz. Bitki protein üretimini arttırmak biyoçeşitlilik için olduğu kadar insan hayatı için de faydalı. Hayvansal kökenli proteinden bitki kökenli olanına geçiş Avrupa'da karbon ayak izinin de azalmasıyla sonuçlanacak.